Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olaraksa toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak yapılan çalışmalar paylaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yaptı. Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda temel ekonomik veriler masaya yatırıldı. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada görüşmede masaya herhangi bir rakamın gelmediğini söyledi. Herhangi bir rakam telaffuz edilmedi. Görüşmelerimiz devam edecek. Şu anda bir sonuç yok. Ancak tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Çünkü yıl sonuna da yaklaştı. Kısa zaman içerisinde bir mutabakat varılarak bitirilmesini tabi biz arzu ediyoruz. Ama rakam belli olmadığından dolayı şu anda bir şey söyleme imkanımız da maalesef yok. Toplantılarda şu ana kadar rakam konuşulmazken hükümet tarafından çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği mesajı gelmişti. Asgari ücret bir işçi için aylık brüt 13.414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11.402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 15.762 lira 4 kuruş. Bunun 13.414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2.079 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istihdam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz.